Merhaba seyirciler. İki gündür Hakkari, Yüksekova, Şendili ve Derecik bölgesinde genç siyasetçi, silahi aşiret lideri Sayın Mehmet Alay Atlı Bey'in ziyaretlerini takip ediyoruz. Efendim kolay gelsin, iyi günler diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum Nevzat Bey. Siz de iki gündür bizi yoğun bir şekilde takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerinizi biraz anlatır mısınız efendim? Ya ben uzun zamandır zaten sürekli Yüksekova, Şemdinli, Hakkari bölgesinde ziyaretlerde bulunuyorum. Evet. Malumunuz insanlarımızın taleplerini yerinde dinlemek lazım. Evet. Biz de mümkün oldukça herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün akrabalarımıza, bütün yurttaşlarımıza, hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim birinci hedefimiz burada insanları yerinde görüp sıkıntılarını yerinde tahlil etmek ve gerekli mercilere bunu yerinde iletmektir. İki gündür siz de takip ediyorsunuz. Akrabalarımın, ziyaret ettiğimiz yerlerin yoğun ilgisi oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Hepsi bizi ağırladılar, misafir ettiler. Biz de onları dinledik. Talepleri dinledik, sıkıntıları dinledik, yerinde görmeye çalıştık. Tabii birinci hedefimiz burada bütün sıkıntıları hep beraber yerinde tahlil edip gerekli mercilere iletmektir. İnşallah biz de bunları her yere anlatmaya çalışacağız. Siz de iki gündür çok yoruldunuz, bizimle beraber gece gündüz demeden çalıştınız. Evet. Sizin de emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz bizi yakından takip ettiğiniz için. Evet. Çok sağ olun. Alay Bey, siz iki gündür ziyaretlerde bulunuyorsunuz da halkın sizden talepleri genellikle nelerdir? Yani neler duydunuz? Halk neler istiyor, ne istiyor? Ya tabii öncelikli buradaki en büyük sıkıntılar bizim gençlerimizin istihdam sorunudur. Evet. Tabii okumuşluk oranımız elhamdülillah şükür arttı. Artık bu bölgede okuyan genç sayısı çok fazla. Gençlerde eğitim düzeyi arttıkça talepler de artmaktadır. Bizim insanlarımızın genelde talebi istihdam yönde olmuştur. Tabii bunu siyaseten bütün herkesi çözmek çok zordur ama elimizden geldiği kadar bunu minimize etmek çok önemlidir. İnşallah biz de bu konuda zaten ilk günden beridir, herkes bilir. İstihdam konusunda elimden geldiği kadar bütün gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah böyle de devam edecek. Yani Rabbim güç kuvvet verdikçe biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Peki. Son olarak yani Hakkari bölgesinde tüm aşiretlere, tüm Hakkarilere, Yüksekovalılara, Şendinlilere, Dereciklere mesajınız nedir? Nevzat Bey, burada aşiretler sadece simgesel birer isimdir. Bütün evet. Aşiretler il ilçe bazında herkes birbiriyle akrabadır. Evet. Bizler burada akrabayız. Bu işi aşiretsel boyutta değil, Hakkari için, Hakkari ilçeleri için neler yapabiliriz hep birlikte, bunu en iyi kim çözümleyebilir, kim yapabilir, hep birlikte bunun kararını verip, zaten millet bunun kararını çok iyi vermektedir. Bakın, bugün aşiretleri biz isimlendirebiliriz ama her aşiretin her aşiretle akrabalığı vardır, hızımlığı vardır, dünürlüğü vardır. Yani aslında biz ayrı değiliz. Biz Hakkari bir aileyiz. Aslında evet. Hakkari olarak biz bir aşiret, bir aileyiz. Bunun hiçbir farkı yoktur. Biz de elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Yani aşiret, aile gözetmeden bizim Hakkari'mizin içinde, Hakkari'li olup Hakkari'de yaşayan her vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Rabbim bunun için bize de fırsat verirse elimizden geleni yapacağız inşallah. Peki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah eksikliğimizi yok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah başkanım, biz sizi yakinen takip ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Gerçekten her zaman söylüyorum, memleketimize, ülkemize, devletimize en ufak katkı sunacak herkese el birliğiyle destek olmamız lazım. Gerçekten sizin başkanlığınız döneminden beridir siz Hakkari için, ülke için, devlet için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sizin tek başına çok belki ses getiremeyebilir. Ama bir ayağı, siyasi ayağı da güçlü olduğu zaman birliktelikten ciddi anlamda kuvvet duvar derler ya. O anlamda hele özellikle bölgemiz için hükümet de önemsediği bir bölgede. Tabii. Yani gerçekten bize bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. Yani var, bunu var. Herkes bilsin. Yani hükümet tarafından, devlet tarafından bizim bölgemize çok önem veriliyor. Bunu ciddi anlamda kullanmak lazım. Yani bu var ama maalesef biz şu an hala kullanamıyoruz bu
bu durumumuzu kullanamıyoruz ve Hakkari konum itibariyle de çok ciddi bir konuma sahip. Evet. Ticari anlamda, turizm anlamda ama iyi kullanabiliyor muyuz? Maalesef çok abi, iyi kullanamıyoruz. Abi iki ülkeye, komşu ülkemize sınırız. Yani bizim için burada demin siz de söylediniz başkanım, güçlü STK'ların yanında güçlü bir siyasi iradenin olması kesinlikle lazım. Yani biz ne dedik, memleketimize, ülkemize bir katkı sunabiliyorsa bu bizim için büyük bir mutluluk, onur verici bir şey olur. Ya biz bir yerlere, bir makamlara geldiğimizde hizmet eden olmamız lazım. Hizmet alan değil. Yani biz hizmetkar olmalıyız. Bize insanlar hizmet etmemeli, biz insanlara hizmet etmeliyiz. Siyasetin birinci temeli budur. Yani koltuklar her zaman vardır ama önemli olan sizin koltuğa kattığınızdır. Eğer koltuk size güç katarsa siz zaten hizmet edemezsiniz. Sizin koltuktan siz güç almayacaksınız, siz koltuğa güç katacaksınız. Yani sizin CV'niz bir süre sonra herkes tarafından görülmek istenir. Tamam, evet, Muharrem Tekin çok iyi bir STK başkanıdır ama memleket için nasıl bir çaba harcadı? STK'ların yapacağı yer bellidir. Siyasetin size vereceği destek bellidir. Yani birlikte hareket etmek çok önemlidir. Yani biz sandıklar kapandıktan sonra, iş bittikten sonra herkes burada birbiriyle akrabadır. Herkesin bu memlekete katkı sunması gerekiyor. Yani o günün seçim şartının kinini bütün 5 yıl boyunca sürdürmemek lazım. Evet, bir siyaset oldu, bir seçim oldu. Kimi seninle olur, kimi olmaz. Herkes seninle olamaz zaten. Böyle bir şey yok. O orada kalır. O orada kalır. Çünkü ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık bu süreç içerisinde. Yani siyasi iradeyi yanımıza göremedik, bir etkin bir rolünü göremedik. Gidiş gelişlerimize, sorunlarımızı aktarma noktasında hiçbir şekilde yardımlarını hissedemedik. O yüzden bu önemlidir. Yani biz burada eğer bir kuruluşun başındaysak, temsil ettiğimiz kesim de bizden bir hizmet bekler. Ben bu sorunları iletebileceğim noktasında bir yere kadar gidebilirim ama oradaki benim üstümdeki siyasi irade eğer ciddi bir gücü de varsa, ki var ama kullanılamıyor şu an, ondan yol yürüyebilmeliyim. O yüzden önemsediğimiz bir nokta gerçekten. Bu anlamda da biz her türlü katkı sunarız inşallah. Allah razı olsun. Sayın Başkanım. Evet. Silah-ı Aşiret lideri Sayın Mehmet Alay Attı Bey bugün odanızı ziyaret etti. Misafirinizle alakalı ve odanızla alakalı neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Alay Bey yakinen tanıdığımız bir isim. Çok değer verdiğimiz, sevip saydığımız bir abimiz, dostumuz. Bu ziyaretinden ötürü ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çok önemsiyoruz ziyaretlerini. Görüşmelerimizde de söylediğimiz gibi memleketimiz gerçekten hizmete muhtaç bir memleket, bir bölge. İki vatandaşımız da aynı şekilde. Dolayısıyla el birliğiyle sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin ve ileri gelenlerin memlekete el atması, buradaki hizmetlerin çözüm noktasında el birliğiyle çalışması çok önemlidir. Bu anlamda ben bu ziyareti de çok anlamlı buluyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırabiliyoruz. Sizin memleket, herkesin aslı işi, ikinci işi dönüşünde. Aynen öyle. Herkesin aslı işiyle uğraşmıyor. Ne bu Kadir abi, sizin aslı işi mi? Yalaşıyorum, ters yorum. Başkanım. Hem üç başını bağlayın. Teşekkür ederim. Üçüncü başı inşallah. Güzel gel aslanım. Söz veremiyorum. Siyasetçi Silah-ı Aşiret Lideri Mehmet Alay Atlı Bey'in belediyenizi ve ilçenizi ziyaretiyle alakalı neler söyleyeceksiniz? Şimdi malumunuz Şenlili misafirperverliğiyle planda biz de şimdi kısmen de olsa onu yapmaya çalıştık. Tabii
Ahmet Alayaltı Bey'in ilçemizi, belediyemizi ve partimizi izletmesi bizim için onurdur. En azından aynı yolun yolcusu, aynı davanın fertleriyiz. Bu hususta böyle toplum içinde kanaat önderi ve belirli bir kimliğe sahip olan arkadaşlarımızın bizimle bir arada olması bize siyasi anlamda güç katar. Biz bunun beklentisi içindeyiz. Rabbim inşallah ziyaretlerini kabul ve makbul eylesin. Rabbim inşallah ülkemize daha güzel, daha hayırlı hizmetlerde ön ayak olmayı nasip eylesin diyorum. Tekrar hoş gelsinler. Sefa getirsinler inşallah. Teşekkür ederiz. شاید جلمی همه عینا فقط رو که چه درجی کیش کی کی شدی به ملت بیتن تی امی ملت ریکم بیت ملت داشی کی شلی وان جامیران کی بیتن دری و دوامی با همه کسی و کی بیتن تلفونا و هکو مرو لیب گرید هر چند مبگر این توی هندنگی من ببهن هکو هندنگی من نبهن هر چی ملت را دی بگوی جحیلیت من ایدی من تبه خواندینم بری گیموسی که بود خواندن گیم بود این هر ده بازان و گل نه خدام کرد نه هر ده ماهوشی و نشین دوی بابا که خدام کرد آینا نه زمانو هلی ها دیم آخر جحیلیت ما ایدی همه من تبه خواندینه نه خودی جرازی بیتن تارم باقانلی ید بیجیتن چیفچی گیتسی قوین آلسن زیراعت بانکاسیلا بیلیکتا بیر پروژه باشلاتیو اما چی کرا چی بازان نو کرد چونکه قریت ده بازی خدا نو کرد حیات Evet, tabii böylesi değerli kanaat önderlerimizin gelip bizleri ziyaret etmesi, teşkilatlarımızı ziyaret etmesi bizim için onur verici bir şey. Beklediğimiz şeyler, devamını da dileriz inşallah. Sık sık gelmesini de isteriz. Yani ziyaretleri hakikaten ziyadesiyle bizleri memnun etmiştir. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Allah razı olsun. Hal hatır sormak lazım sizlere. Eğer bir kusurunuz da varsa affola. Her zaman içimizdesiniz. Yani bunu bilin. Çünkü siz bu bölgeye, bu memlekete büyük hizmetler yapmış şeyhlerin akrabalarısınız, ailelerisiniz. Onlar da bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bu ülke için, bu devlet için, bu vatan için büyük emekler harcamışlar. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de Allah şifa versin. Tabii aileleri bizim emanetimizdir. İnşallah biz de bu emanete onurlu bir şekilde elimizden yettiği, gücümüzün yettiği kadarıyla sahip çıkacağız. Bizden de ne talebiniz olursa her zaman biz sizin emrinizdeyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. İçin en güzel şey. Allah razı olsun. Herhalde bizi kutlamanız, görmeniz. Siz her zaman, siz unutulmazsınız. Yani bizim her zaman aklımızın ve gönlümüzün bir köşesindesiniz. Çünkü şehitler, gaziler bu ülke için, bu vatan için emek harcamışlar. Bu toprak için şehit olmuşlar, gazi olmuşlar. Aileleri de bizim emanetlerimizdir. Yani sizin bizlerden talepleriniz de olabilir. Asla biz bunu yadırgamayız ve bununla da gurur duyarız. Teşekkürler. Keşke sizin için bir şeyler yapabilsek. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de 2006'da da 380-90 bir yerimiz var. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yine dediğim gibi bir emriniz, bir isteğiniz olursa emrinizdeyiz. Her zaman. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buyurun. Hoş bulduk. 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 Hakikaten birlik, beraberlik konusunda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Bu sizin ilk gelişiniz de değil zaten. Sıkıntılı süreçlerde hani ilk başta kendini ortaya atan bir yapı var. Rabbim bozmasın diyorum. İngelap kıyratını seslerim. Serçin Muhammed. Buyurun.
çok kıymetli başkanıma, yönetim kuruluna ve kadın kolları başkanımıza da hayırlı olsun diyorum. Şimdi Fatih Bey bu memleket için önemli bir isim. Biz her zaman söylüyoruz, kendisi ve yönetimi AK Parti adına çok büyük hizmetler vermiştir. Fatih Bey ve yönetimi gerçekten başarılı bir teşkilat yönetimini yürütmektedirler. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Genç, dinamik insanların bu memlekete çok büyük daha katkılar sunacağının farkındayız. Kendisi de genç, yönetimi de genç. Bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Onları ziyaret etmek, akrabalarımla beraber elimden geldiği kadar her seferde yanlarında olduğumu göstermek benim için onur vericidir. Fatih Bey'e de teşkilatına da teşekkür ediyorum bu güzel karşılama için. Her zaman, her şekilde yanlarında olduğumuzu da bilmelerini isteriz. Muhtemelen Hanım'a da ayrı bir hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yeni başladı göreve o da. Allah utandırmasın, Allah güç kuvvet versin. Her zaman sizin için de elimizden ne gerekiyorsa geleni yapacağız inşallah. Buyurun. Buyurun, video alın. Buyurun. Allah'a emanet olun. Her zaman emanet olun. Bunu bilmeniz yeter. Allah'a emanet olun. Orayı bey, orayı bey. Bu gel işlemlerden. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah.